Doğmanın hak olduğu kadar ölmek de bir hak. Bütün canlılar bir doğar, büyür, yaşar da ölürler. Önemli olan bu süre zarfında güzel şeyler yapabilmek, iyi şeyler yapabilmektir. Şairin de dediği gibi, kırmızı güllerin eyyamı geçer, bülbül gibi zara başlar dilimiz. Yaz gelince eller yaylaya göçer, ıssız kalır vatanımız, elimiz. Bizim fethiyemiz hiçbir zaman ıssız kalmadı, kalmayacak da. Bunu zaten bu akşam burada bulunmakla ispatladınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Şimdi ben mikrofonu başkanımıza bırakıyorum. Eminim ki başkanımızın da söyleyeceği birkaç kelime vardır. Alkışlarınızla ben mikrofonu Sayın Erdoğan Bıçakçıoğlu'na veriyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle sözlerime buraya gelen desteğimi, desteklerini biz de esirgemeyen siz Fethiyelilere, Fethiye dostlarına, aramızda Fethiyeli olmayan misafirlerimiz de var. Sizlere teşekkür ederekten başlamak istiyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Biz geçen sene de bu saatlerde burada toplandık. Ve Fethiye gecemizi kutladık. Üç aşağı beş yukarı aynı katılımla. O zamanlar biraz sinem etmiştim ama dünkü aklımdan bugünkü aklım bir değil. Bugün biraz daha rahatım. Bugün her şey biraz daha güzel. Çünkü genç bir başkanımız olarak, yani Fethiye Derneği'ni temsil etmek aslında Fethiyeliler temsil etmek. Babamın yaşındaki insanları temsil etmek ve belki dedemin yaşında olan insanları temsil etmektir. Genç başkan olarak, genç yönetim arkadaşlarla birlikte sizlere elimizden geldiği kadar bize vermiş olduğunuz görevi yerine getirerek hizmet etmeye çalıştık. Ve öyle zannediyorum ki arkadaşlarımla birlikte çok güzel şeylerde dernek adına yaptık. Yalnız belki geçmişte olduğu gibi bizden önceki yönetimlerin yapmış olduğunu harfiyen yerine getiremedik. Onlar da belki faaliyetlerdi, dernekte farklı etkinliklerdi. Bizim yönetimimize de denk düşen biraz daha dernekle alakalı farklı durumlardı. Biz biraz eskiden kalan durumları düzeltmekle meşgul olduk. Elimizden gelen buydu. Bu şekilde yaptık. Ve önümüzde yeni bir seçim süreci var. Yani bu ayın 22'sine derneğimiz yönetim kurulu komple değişerek de yeni bir yönetim seçilecek. Ve derneğe bizden sonra gelebilecek muhtemelen yönetim kurulu insanlar derneği alıp belki daha güzel yere getirecekler, daha farklı şeyler yapabilecekler. Bu bir dönemdir. Ben iki dönem sizlere başkanlık yaptım. Benim genç, dedim ya, genç bir başkan olarak aslında çok değerli ve çok kutsal olan Fethiye Derneği'nin başına gelmenin sebebi de olan Havadis abiye de buradan ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben sadece idarecilik yapmadım dernekte. Yönetim içerisinde ben kağıt üzerinde başlandım ama yönetim içerisinde benim tüm arkadaşlarımla benimle aynı statüde, benim gözümde hepimizde bir başkan olarak dört elle sarıldık ve bir şeyleri yerine getirmeye çalıştık. Ama ben çok güzel arkadaşlıklar kazandım. Daha önce belki hiç komünikasyonum olmayan insanlarla konuşma fırsatı buldum. Çok yakın olduğum insanlar, ailece bana çok yakın olan insanlar, köyüm olarak bana tabii herkes aynı mesafede bana yakın. Ama görüşmediğim, tanımadığım, belki huyunu husunu bilmediğim insanlarla tanışıp konuşma fırsatı buldum. İnsanlarımı tanıdım ve bu iki dönem içerisinde dedim ya, buna sebep olan Havadis abi oldu. Ben biraz daha Fethiyeli oldum ve bundan çok memnunum. Genç bir başkan olarak da
benim gibi benim yerimi alacak insanların bu toplumla çıkması gerekiyor. Yani Fethiye'li gençler, Fethiye'li belki nerede olduğunu zaman zaman bilemiyor. Ben Fethiye'de doğmadım. Ben Fethiye'de büyümedim. Ben Fethiye'de toprak, toz yemedim. Ama Fethiye'yi sevdim ve Fethiye Derneği'nin burada başkanlığını yaptım ve benimsedim ve biraz daha Fethiye'li olabildim. Önemli olan bu saatten sonra benim gibi bir iki insanların daha çıkması, bu dernek daha da ileriye gitmesi. Çünkü dernek deyince sadece orada kart oynanmadı. Orada belki okey oynanmadı. Gün geldi ki derneğimiz cenazeler de kaldırdı. Geçmişte olduğu gibi bu senede çok üzüntü veren cenazeler de kaldırdı. Ve derneğimiz olmasaydı biz ne yapardık acaba sorusunu çok az insanlar kendilerine soruyorlar. Onun için burada da bugün sıralarda boşluklar görüyoruz. Derneğin önemini anlamamış olan insanlar şu an aramızda yok. Ama derneğin önemini bilen insanlar burada. Derneğimiz her ne kadar cenazeyi kaldırmak için bir önem taşımıyorsa, derneğimizde yeni doğan Fethiyelilere de, çocuklarınıza da, torunlarınıza da orada geldiniz, görme günlerini yaptınız. Yani bu derneğimiz bize her yönüyle lazım ve her yönüyle senelerden beri, kurulduğundan beri, satın alındığından bu yana hizmet veriyor. Onun için insanlar hiçbir zaman A yönetimi veya B yönetimi desteklemesin. Derneği desteklemesi lazım. Derneğin var olmasını sağlaması lazım. Sizin oraya ödediğiniz aidatlarla o derneğin borcu ödeniyor ve o dernek sizin paranızla dönüyor. Eğer ki üyesi olmazsa dernek zaten dernek olmaz. Biz borcumuzu ödemeyiz, gelirimiz giderimiz olmaz. Derneğimiz olmadığı zaman olmayabilir ama Ogaranışlık gibi bir yerde madem ki Fethiyelilerin yoğun yaşadığı bir yerde, bu kadar bir toplumun yoğun olduğu bir yerde dernek olması da şart. Bu derneğimiz var ise bunu hayatta tutalım. Benim görevim belki bu ay 22'sine sona erecek veya bu işi arkadaşlarımla birlikte 5 hafta 6 hafta tekrar yeniden genel kurula gitme süreciyle tekrar belki bir daha uzatacağım. Ama önemli olan bu saatten sonra sizin gibi duyarlı insanların buraya gelip, ben çünkü geçen senenin fotoğrafı benim beynimde. Yani geçen sene kim geldiyse 3 aşağı 5 yukarı bu senede burada o insanlar var. Aramızda bir tane ithal damat var. Yok, şaka yapıyorum. Sizin sayenizde bu dernek ilerliyor. Sizin varlığınızla ve para gücünüzle bu dernek ilerliyor. Bakın aramızda Kozdereliler var. Aramızda Hekimanlılar var. Aramızda Arguan Derneği başkanı da var. Her üç derneğin başkanı burada. Bu insanlar bize hayran. Bu insanlar bize hayran çünkü bizim bir yerimiz var. Fethiye'li olarak çok kalabalık bir toplumuz diyorlar. Ama bilmiyorlar ki biz de onlara hayranız. Çünkü onlar daha azlar ama onlar daha sağlam bir şeyler yapabiliyorlar. Onlar daha fazla zorluklardan geçiyorlar. Biz aslında çok güçlüyüz. Gücümüzü göstermekte hata mı yapıyoruz desem veya gücümüzü gösteremiyoruz mu desem, bu bundan sonra böyle olmasın. Ben bunu geçen sene de söyledim. Galiba geçen sene konuşmamda her şeyi biraz uzattım. Biraz daha çok duygusala boğdum. Bu sene öyle değilim. Başta dediğim gibi dünkü aklımla bugünkü aklım bir değil. Bugün çok rahatım. Her şey çok güzel. Ama bundan sonrasını hep birden daha güçlü bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Benim yönetim kurulu başkanlığı yaptığım süre içerisinde yardımını esirgemeyen Fethiyelilere teşekkür etmek istiyorum. Benim için
çok önemli yeri olan birkaç isimler var. Onları buradan söylemeden geçemeyeceğim. Mesela bizim lokmalarımızda bize yardımcı olan Zeynep Koruyrek var. Ona teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Elif Küyra, Fatma abla, onlar hepsi bir tayfalar yani. Onlara da teşekkür etmiş oluyorum bu esnada. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bazı zorlukları yaşayacaktım. Ve aynı zamanda yine desteklerimi benden esirgemeyen bir dönem sürçü insan yapmış olmama rağmen Avusif abi de lokmalarda bize alışverişlerimizde yardımcı olup hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan Avusif abi ve Gönül ablaya teşekkür etmek istiyorum. Hamza abi, Hamza Akbaba her zaman benim yanımda olduğunu beyan etti. Ona teşekkür ediyorum. Ayrıca derneğimizin tuvaletinden mutfağına kadar bize karşılıksız yardım eden ve benim gerçekten nazarımda çok çok önemli bir yeri olan Hürşit Pektaş'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Aslında bana benim bu başkanlık döneminde o kadar insanlar ufaktan ufaktan yardım etti ki aslında tüm tekliler buna dahil. Her birimizin başta dediği gibi üye aidatı olmamış olsa biz dernek olarak çok zorlanırdık. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Gelecekte de her şey daha güzel olması ümidiyle, her şey daha güzel olabilmesi için hepimizin gayret göstermesi gerektiğine buradan tekrar seslendirmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Bugün iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, hoş geldiniz tekrar, sefalar getirdiniz, sağ olun, var olun. Aynı zamanda Küram'a da çok teşekkür ediyorum. Küram her gece bizde Aslı'yla birlikte, Aslı'ya da çok teşekkür ediyorum. Küram her sene sadece benim bir lafıma karşılıksız biletini alıp gelip gecemizi sunuyor. Aslı'yla birlikte, Aslı da sağ olsun. Aslı'ya sadece bir kere telefon ediyorum. Ağzından çıkan ilk laf, evet Erdoğan abi diyor. Çok teşekkür ediyorum ona da, sağ olsun. Pardon başkanım, bir şey ilave edebilir miyim? Ben de... Şimdi Ahmet'e ithal damat dedin. Benim zorla şimdi ben de o zaman ithal sunucu mu oluyorum? Yok. Yok. Ahmet abi gidiyoruz burada. Ahmet şöyle gözüme çarptı. Ahmet'i ben geçen sene burada sahnede konuşturdum. Ahmet çok sevdiğim bir arkadaşım. Özellikle geçen sene de kendisini davet etmiştik. Durmadı. O da kendi imkanlarıyla buraya kadar geldi. Ve aradan İşte bir sene geçmiş, Ahmet misafir olarak gözüme gözükünce biraz tuhaf oldum. İthal damat dedim ama o bir fethiye. İthalı yoktu. Orada da yanlış konuşmuş olmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum bana destek olan tüm insanlara ve bugün özellikle aramızda sağ olsun Ali Seyda abi köyden kalktı geldi. Kendi imkanlarıyla bunu özellikle altını çizip sizlere bildirmek istiyorum. Ali Sıza abinin biz fethiyelere yapmış olduğu hizmet parayla ölçülmez benim gözümde. Çünkü gerçekten fethiyeyi bize yakınlaştırıyor. İnternetten her an köyümüzde ne var ne yok onun sayesinde ulaşabiliyoruz bilgilere. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Kiram sağ olsun. Kırmadı beni, kendi imkanlarıyla geldi. Teşekkür ediyorum. Ve bugün bize burada eşlik eden Fethiye'nin sanatçısı çok diyoruz ya. Fethiye'nin gerçekten sanatçısı çok ama bu sene, geçen sene de olduğu gibi gecemizi cumartesi gününe düşündüğüm için cumartesi Fethiye'nin sanatçılarında işi var. Yani düğüne gidiyorlar. Ama sağ olsun bugün Hikmet abi, Hüseyin abi ve arkadaşları kırmadılar. Onlara da bugün başka bir yerde programı vardı. Yanlar yakara onları da buraya kadar getirebildik, sürükleyebildik. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimle bitmez bu fasıl. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler. Sağ olun. Teşekkürler.